Sevgili Olmazsa Döneriz sevdalıları, hoş geldiniz. Kesin demişler diyor ki bu kız mal. Zekale. Bir şey değil ya. Köpek gibi. A, B, C, D, E, F, G. Anlat bakalım. Nereye geldik biz? Neredeyiz? Şimdi onun sürprizini söyleyemeyiz. Çok güzel bir yerdeyiz. Onu gidip meydanda göstereceğiz. Ama beraber. Şöyle odaya yerleştik. Onu gösterelim bari. Şimdi bir 3-4 gün buradayız. Şöyle bir oda. Yalnız şey çok güzel. Banyo çok güzel. Aşırı geniş. Şöyle. Dolaplı molaplı. Güzel. Sevdim ben burayı. Hava da ısındı. Aslında 3,5 saat uzaklıkta mesafede bir yerdeyiz. Fakat biz yine 5 saatte geldik. Şöyle çıkalım. Şöyle tatlış tatlış küçük küçük binaların yan yana dizili olduğu bir kasabadayız. Burası çok güzel bir yer ama dışarı çıkınca daha detaylı olarak anlatacağız. Sevgili Olmazsa Döneriz sevdalıları, Olmazsa Döneriz'in 47-48. Bölümüne hoş geldiniz. Neredeyiz Cansu? Evet, şu anda Kolombiya Villa de Leyva'dayız. Villa de Leyva. Buranın adını duymayan varsa daha önce lütfen bir yere not etsin. Çünkü biz buraya gerçekten aşık olduk. Mükemmel bir yer. Birkaç günlüğüne gelmiştik. Çok daha uzun kalmaya karar verdik. Şimdi sizi gezeceğiz beraber ara sokaklarında. Mükemmel bir yer. Burası Bolivar Meydanı sevgili dostlar. Biliyorsunuz Latin Amerika'nın her şehrinde hemen hemen olduğu gibi bir meydan ve etrafına kurulmuş bir şehir var. Şimdi şu meydana bir bakın. Şöyle kiliseden. Şöyle. Böyle. Şimdi meydanda niye bir şeyler var, bu Coca-Cola'lar, onu da anlatacağım. Müzikten uzaklaşalım. Evet. Burası ilk söyleyebileceğim şey bu meydanla alakalı. Burası 1400 metrekare, değil mi? 14 bin miydi? 14. Olur mu lan 1400 metrekare? 1400 değil ya, 14 bin metre. Bence 1400 metrekare. Hayır, Cansu'ya göre 14 bin metrekare büyüklüğüyle Kolombiya'nın... Metrekare olur mu lan burası? 14 bin metrekare. Şöyle yürüyerek 1,5 kilometre işte. O öyle demek değil mi? Dur, ben hemen bakıyorum, geri dönüyorum sevgili dostlar. Hep işedin ya çöpleri. Köpek gibi. Evet. Neymiş? Tabii ki ben haklıymışım. Zekalet. Tabii ki ben haklıymışım. 14 bin metrekarelik bu koca meydan Kolombiya'nın en büyük meydanı olma özelliğini koruyor. Şimdi bu birincisi. Burayla ilgili verebileceğimiz en önemli bilgiler, 1560'larda kurulmaya başlanıyor bu şehir. Gördüğünüz gibi kolonyal mimari, tamamen kolonyal mimari burası. O da çok ilginç bir hikayesi var bence. Burası şimdi Bogota'dan 3,5-4 saat uzaklıkta bir yer. Villa de Leyva bir kasaba. İşte İspanyollar burayı kurmuş vesaire, sonra ama gitmişler. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Kolonyal dönemden önce de var olan bir kasabaymış tabii. Burası aynı kolonyal zamanda. Kolonyal dönemden önce... Daha önce de bahsettiğimiz gibi videolarda Muisca yerlileri yaşıyormuş burada. Hatta işte başları var filan, ben araştırırken gördüm ama çok detaylara girmeyelim. Burada yaşayan bir halk varmış ama onlara ait hiçbir şey yok şu anda. İspanyollar her zaman yaptığı gibi gelip yok edip kendi mimarilerini, kendi kültürlerini yerleştiriyorlar. Çok güzel yapmışlar ama. Güzel yapmışlar harbiden. 1560'lı yıllardan itibaren bu şehir kurulmaya başlanıyor. Hala ve hala şu yerde gördüğünüz bütün şehir böyle Arnavut kaldırımlarıyla dolu. Bu Arnavut kaldırımları dahil hala İspanyolların o dönemde yaptığı kaldırımlar. Bunlar 600 yıllık, 500 yıllık kaldırımlar
Ben kafa yiyorum düşündükçe. Burası birazcık sapa kalıyor. Ne burada bir ticaret var, ne çok gelişmiş bir şehir. Ne verimli toprakları var. Ne çok var. Verimli toprakları var. Yarı çöl, yarı dağ dedikleri bir floraya sahip bir yer. O yüzden daha sonra kimse burayı ele geçirmek istemiyor sevgili dostlar. Buranın şansı mı, şanssızlığı mı dersiniz bilmiyorum. Burası İspanyolların yaptığı şekliyle korunuyor. İnanılmaz. Ve 1950 yılında koruma altına alınıyor bu kasaba. Ve daha sonra 1970-1980'den itibaren de UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde Villa de Leyva. Bu mükemmel kasaba 15.000 nüfusu var ama acayip kalabalık. Çünkü Bogota'ya çok yakın, hafta sonları inanılmaz kalabalık oluyor. Bu merdivenler, gördüğünüz bu meydan canlı müzik yapan insanlarla dolu oluyormuş. Biz henüz bir hafta sonu geçirmedik burada. Ve bu hafta sonu çok uzun yıllardır kutlanan bir uçurtma festivali var. Kolombiya'nın en ünlü festivallerinden. Şimdi bile birkaç tane uçurtma görebiliyoruz. Ve biz buna denk geldik arkadaşlar. Evet, hafta sonu büyük ihtimalle mükemmel olacak ama biz hafta sonundan önce sadece bir Villa de Leyva bölümü yapmak istiyoruz. Buradan da çok önemli bir yere gideceğiz. Dünyada çok yeri olan bir müze. El Fosil Müzesi'ne gideceğiz. Ne var ne yok orada bakarız sevgili dostlar. Şimdi biraz Villa de Leyva'yı gezelim. Söylemek istediğim bir şey var mı? Şunu söylemek istiyorum. Buranın yerlileri çok fazla merkezde oturamıyorlar. Çünkü burayı çok pahalı buluyorlar. O yüzden bizim merkezde kalmamız mümkün değil diye de yorumlar yapıyorlarmış. Doğru söylüyorlar. Normalde Kolombiya'ya göre bir tık daha pahalı. Pahalı. Yani şöyle fiyat bilgisi de verelim mi? Festival olduğu için şu anda iki katı fiyatlar. Ama buraya geldiğinizde ucuz yerlerde bulmanız mümkün. Nereden mümkün? 15-20 dolara, 10-10 evet, dolara. Evet, Airbnb'den ama bulmanız mümkün. Yani gidip otelde kalmak isterseniz yine 50 dolara günlük gözden çıkarmanız gerekir. Neyse, burası mükemmel, çok özel, çok böyle ruhu olan bir kasaba. Çok kimsenin, yani tabii ki Kolombiyalıların... Dışarıdan gelenlerin bilmiyor. Evet, Kolombiyalıların çok bildiği bir yer ama çok böyle hani Kolombiya'da ne yapılır diye yazdığınız zaman sağda solda çok çıkan bir yer değil. Ben de bir vlogda görmüştüm yıllar önce. Hayranlıkla izlemiştim o vlogu. Şimdi burada olmak mükemmel bir his. Ve beklediğimden çok daha etkileyici, çok daha güzel bir kasaba. Bayıldık Villa de Leyva'ya. Bakalım elimizden geldiğince bu hisleri size anlatmaya, göstermeye çalışacağız. Bütün ara sokaklarına girmeye çalışacağız. Ve güzel dereleri, bayırları, bir şeyleri var. Oralara da gideceğiz hep birlikte. Yani işte film seti gibi dedik, evet, değil mi yani? Evet, gerçekten. Film seti gibi yani 500 yıl öncesinden bugüne kadar Arnavut kaldırımlarından evlerine kadar korunan bir yer daha var mı bilmiyorum. Yani bu kadar şeyi korunan. İzlediniz mi bilmiyorum, Vatanım Sensin'i. Aynı onun gibi bütün sokaklar. Yani böyle bir şey havası var, Osmanlı havası var burada. Evet, o Türk bağlantısı ya da bu işte balkonlar, neydi adı? Cumba. Cumbalı evler falan bu. Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes. Cumbalı evler falan nereden geliyor bilmiyorum. Belki o Endülüs olabilirlerin buraya gelmesi, İspanyollar falan öyle şeyler olabilir. Şimdi haydi önce müzeye, sonra sokaklarına gidelim. Sokaklarda geziyoruz. Evet sevgili dostlar, neredeyiz Cansu? Şu anda El Fosil Müzesi'ndeyiz. Villa de Leyva'nın en önemli müzelerinden bir tanesi El Fosil Müzesi. Bu müzenin özelliği... Salak. Arkadaşlar şu anda El Fosil'deyiz. El Fosil buranın en önemli müzelerinden birisi. Hatta Latin Amerika'nın en büyük fosil dinozorunun burada olduğu söyleniyor. Şimdi onu göreceğiz. Önce içeri gireceğiz, sonra onu göreceğiz sevgili dostlar. Villa de Leyva'ya 5 dakika uzaklıkta, 3 kilometre uzaklıkta bir müze. Geldiğiniz zaman mutlaka uğruyorsunuz. Sevgiler. Museo El Fosil. Bakın burada ne var sevgili dostlar. Cansu bu ne? Deniz dinozoru. Kronosaurus.
Şimdi maketini görüyorsunuz. Günümüzden yaklaşık 110-115 milyon yıl önce yaşamış bir deniz canlısı. Kronosaurus. Ve arkamızda ne var? Ölüler gösterelim. Tamam. Ve işte burada da bir bu kadar daha büyük olan bir fosil sadece Avustralya'da olduğu söyleniyormuş. Bir de burada Kolombiya'da bulunuyor. Bu Kronosaurus deniz canlısının fosili. 110 milyon yıl önce bulunmuş. 1977'de de tarlada çalışan işçiler bu Kronosaurus'un fosiline rastlamışlar. Türkçesini söylüyorum. Türkçesini anlatıyorum. Burası eskiden bir tarlaymış. Ve bu tarlada çalışan çiftçiler, şurada göründüğü üzere, bakınız, bu şekilde, burası arkadaşlar. Bu müzenin en büyük özelliği, dünyada tek sevgili dostlar bu müze. Nesi tek? Bu fosil burada bulunuyor ve bu müze onun üzerine inşa ediliyor. Ve bu dünyadaki tek örnek. Çünkü bu kadar büyük bir fosili kaldırıp başka bir yere götürmeleri çok imkan dahilinde değil. Büyük ihtimal çok parça parçalarına ayrılacaktı. Ona zarar vermemek için de onun üstüne kurmuşlar müzeyi. Ve diğer parçalarını da yine tarlada buldukları diğer parçalarını da buraya taşımışlar. Şimdi onlara bakacağız. Ama ayrıntılı olarak şöyle kafasını mafasını çekelim. Kaç yani metre şunun bu? Büyüklüğüne yani... Öyle bir bilgi vardır herhalde değil mi? Hmm. Bak dişleri falan. Bak şurada dişleri var. Bak içten görünüyor dişleri. Ya şu kafasının büyüklüğü yani... Benim boyumdan... Biraz kısadır yani. Hayır. Benim... Uzundur. Uzundur tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Bu 2 metre en az. Kafası mı? 2 metre 10 santim falan sadece kafası. Mükemmel bir şey ya. 2 santim, 2 metre 5 santim, 10 santim kafası sadece. Öyle düşünün. Onun 3 katı da bir bedeni var. Mükemmel bir şey. 3 katı. Ya böyle bir şeyi denizde görseniz kafayı yersiniz. Düşünün şu kadar falan bir dişi vardır falan. Daha bile fazla. Dişi kolumuz kadar. Yani 110 milyon yaşında olduğu söyleniliyor. Yaklaşık 90 milyon yıl önce de fosilleşmeye başlamış yani. 30 milyon. Ve 1977'de çok uzak bir tarihte de değil bulunma zamanı. Bunlar da yine o yıllarda varlığını sürdürmüş deniz canlıları. Şu anda artık kömürleşmişler. Ve yine o deniz canlıların fosilleri de bu müzede sergileniyor. Sevgili dostlar, şu anda bulunduğumuz bölge bir tarla aslında. Demin anlattığımız gibi buranın üzerine müze yapmışlar. Ve milyonlarca yıl önce de burası aslında denizmiş. Ve burada az önce gördüğünüz canlılar da burada bulunan, buradan deniz çekildikten sonra az önceki bizim gördüğümüz Kronosaurus gibi burada yaşayan deniz canlılarıymış. Onlar da en az 100 milyon yaşında. İkisinden birisi antik kalamarlar sevgili dostlar. Ve buraya da Paha Denizi deniyormuş. O zamanlar burada bulunan yerin adı Paha Denizi'ymiş. Antik çağlardan kalan. Yani küçük bir müze. Bu kadar yani. Birkaç taş. Yok yok, mükemmel. El fosil gerçekten dünyanın en önemli buluntularından biri. Neyse, çok güzel bir resim yapmışlar. Buraya onu göstereceğim. Gerçekten hayal etmeye çalışın lütfen benimle birlikte. Burası eskiden böyle görünüyormuş. Çok acayip değil mi? Hemen altında da gerçekleri var. Kolombiya'da bulunan en önemli dinozorun Padilosaurus leivansis. Yani böyle görünen bir dinozorun yani. Fosili. Bir parçası burada. Herhalde şu. Değil mi? Şu, evet. Bu çok ünlü bir dinozor değil mi ya? Bundan evet, çok evet. Var herhalde. Jurassic Park'ta vardı çok. Bu en ünlülerinden bizim şeyi el fosili yazmamışlar. Şey çizmemişler yani buraya. Hadi o zaman sevgili dostlar. El fosile güle güle deyip müzeden ayrılalım. El fosilciğim, çok büyüksün. Saygımız sonsuz sana. Çok, şu göz boşluklarına bakar mısın? Evet. Yani dişleri falan... Yani bunun denizde yüzüyor olduğunu hayal ediyorum da... Biraz korkunç. Bu arada bu müzeye giriş fiyatı 9.60 sent yani iki kişi için.
gelirseniz böyle makul bir fiyata gezebilirsiniz ama dürüst olmak gerekirse çok fazla şey yok. Onu da söyleyeyim. Ya hiçbir şey yok içeride. Gerçekten hiçbir şey yok ama tek bir şey var. O var olan tek bir şey çok önemli bir şey. Evet. Onu görmek için özel bir merakınız varsa mutlaka gelin deriz. Şimdi buradan nasıl gideceğiz bakalım. Taksiler. Cansu dedi ki orada taksi vardır. Burası müze yani değil mi? Yani burada turistik bir yer, bir sürü turist vardı içeride falan için ama bizim dışımızda bir kişi daha vardı sadece bu müzeye gelmiş. Çok dikkat çektiğini de anlamış olduk böylece. Burada kaldık sevgili dostlar. Yani buraya gelirseniz dönüşünüzü çözün bir şekilde. Ya çok saçma. Otobüs geçiyor aşağıdan dedi ama bir yarım saati daha var. Yürüyoruz bakalım. Yani buradan yürüsek merkeze bir saat. Bence şey yapalım. Saçma bir yol. Çekelim. İşte hiçbir şey olmaz. Herhalde şurada biri durur ya da bir otostop, motostop ya da otobüs bekleyeceğiz. Şu karşısı da bir müze çünkü. Oradan da insan çıkar. Biz şimdi bu müzeye gidemiyoruz çünkü sebebi var. Biz burayı çok sevdiğimiz için acaba Workaway yapabilir miyiz diye Workaway uygulamasından bir açtık. Birkaç yere mesaj attık. En azından bir iki hafta, üç hafta, bir ay duruma göre burada kalabilir miyiz diye. Birisi cevap yazdı. Bir İngilizce kursu. Institute bir şey. Hani çok İngilizcemiz böyle ders verecek kadar değil ama ona dedik. Çocuk sınıfları olursa ya da işte biz de drama eğitimi verebiliriz belki, oyuncuyuz falan dedik. Bakalım adam buluşalım dedi. Şimdi onunla buluşmaya gidiyoruz. Duruma göre haber vereceğiz sevgili dostlar. Sevgili olmazsa döneriz sevdalıları. Sevdalıları. Mükemmel ya. Her yer işte böyle kafeler. Güzel dükkanlar var. Dükkanlara da gireceğiz. Ve çok 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 önemli ve buraya ait bir tatlı var arkadaşlar. O tatlıyı yiyeceğiz birazdan. Deli olacaksınız. Ya siz olmayacaksınız da biz olacağız. Mükemmel çünkü delirdik yani. Bu çok meşhur bir yer var. Sıra var hep kapısında. Orada da yedik ama başka bir yerde yedik. O daha güzeldi başka bir yerde yediğimiz bence. Onu da yiyeceğiz. Bence. Bir de çok ünlü bir yer daha varmış. Üçüncüyü orada yiyeceğiz. Yani siz bizim en beğendiğimiz değil, çok ünlü olan değil, ikinci ünlü olan. Panaderia Francesa galiba olması lazım adı. Bakın yine sıra var. Her zamanki gibi. La Gazzetta burasıydı değil mi? Evet. Çok güzel değil. Güzel tabii, tatlı müthiş. Anlatacağım. Başka bir yerde yedim, o daha efsaneydi. Bugün de yiyeceğiz. Her gün yiyoruz mutlaka. Pizza on diyor ya. Gel ben şuna pizza yiyeyim. Köpekleri bence ne hayvanlarla şey yapıyor gibi geldi bana, biraz acı çektiriyor gibi. Yer geldi. Çektirsin be köpek. Bu mükemmel kasabanın ara sokaklarında yürümeye devam ediyoruz. Burası karakol, karakolun güzelliğine bakar mısınız? Bu ara sokakların her yerinde kafeler var, restoranlar var, her yerinde işte Arjantin bayrağı, bir Arjantin restoranı orası. Burası da karakol. Şu binanın güzelliğine bakar mısınız? Rüya kasabası ya burası. Evet, çok güzel gerçekten. Yani şeyi merak ettik biz biraz. Böyle cumbalı evler var arkadaşlar. Yani bu
Endülüs mimarisi mi, Osmanlı mimarisine çok benzettik mesela biz. Hani saçmalamayalım ama tarihsel olarak ne olduğunu bilen varsa lütfen yorumlara yazsın çünkü çok ilginç. Bazen böyle Bursa'nın tarihi ara sokaklarında yürüyormuş gibi falan hissediyor insan kendini. Bilmiyorum yani, bütün evler cumbalı. Müthiş bir mimari. Her yer böyle küçük küçük restoranlar. Mesela gel bir tanesine bakalım. Hamburgerci. Bakınız çok ilginç bir şey yok. Kolombiya'nın arka sokaklarından herkese merhaba. Arka sokaklarında biraz arka sokakları sayılabilir aslında. Şimdi buranın çok müthiş ünlü ve motor, ben kamerayı açınca motor geçiyor. Buraların müthiş ünlü bir tatlısı var arkadaşlar, Miloha diye. Ve internetten bulduğumuz kadarıyla burası en ünlü Miloha yapan yer. Geliyorum. Ama biz başka bir iki yerde daha yedik. Size en güzelini göstereceğiz sevgili dostlar. Pastelleria Francesa burası. Biraz değişik geldi bu bizim diğer yediklerimizden. Bayağı farklı yani. Evet evet. Bu bayağı farklı yani. Böyle dışarıda oturuyorsunuz. Ama ben bir internette bir şey izlemiştim. Burasını en ünlü yer diye yazmıştı. Pastalar gerçekten çok güzel görünüyor. Eklere bayıldım, eklere. Bu neymiş? Torta de çikolata. Ha, bunlar da çok meşhur. Meşhur çikolata turtası. Şöyle. Böyle tatlı bir dükkan. Abi neler var, delireceğim. Beni içeri çekim yapmayın, önerdi tatlı yiyor kesin. Ya deniyorum, daha denemedim, seni bekliyorum. Dün bir geldim, ben tatlının çoğunu yemişim diyor bana. Bazen kendimi durduramıyorum. Bitme bitmiş. Ay. Kötü mü? Bilmiyorum, kötü gibi değil ya bence. Ya tabii ki Miloha, değişik bir Miloha bu. Bizim yediklerimize hiç benzemiyor. Evet. Ya kötü olma ihtimali yok bence. İğrenç. Bir şey söyleyeyim mi? 5 basar diğerlerine. Hadi be. Valla. Yani buz gibi içindeki şey. O krema ve çok doygun bir kreması var. 100 yıllık gurme gibi doygun bir kreması var. Ben tad alamıyorum düşünüyorum. Doygun bir kreması var. İçindeki akışkan dolgun. Ay bayıldım. Kapatıyoruz. Dur, o zaman ben. Sen de dene. Ver bu. Ben önce yemeyeceğim. Sonra biraz daha yiyeceğim. Burası neresi peki? Biz buraya neden geldik? İçeride ne var? Hepsini anlatacağız. Burada bir tane İngilizce okulu bulduk. Böyle gönüllülerin çalıştığı. Sonra kadınla mesajlaştık. Kadın da bizimle buluştu dün. Ve anlaştık. Burada ders vereceğiz. Böyle çocuklara İngilizce dersi. Ve aynı zamanda biz de İspanyolca dersi alacağız buradan. Ücretsiz olarak ve ücretsiz olarak kalacağız da. Ya bizim İngilizce. Bizim İngilizcemiz çok iyi değil ama söyledik zaten. Dedik hani çocuklara falan belki oyuncuyuz, drama falan yapabiliriz dedik. Şimdi okulu bir görmeye geldik. Aslında salı günü başlayacağız. Bugün cuma. Okulun girişi böyle. Çok güzel. Şu an yağmur başladı. Hadi yürüyelim dostlar. Şimdi konuştuğumuz kadının dersine gireceğiz aslında. Birazcık nasıl oluyor, işler nasıl gidiyor onu görmek istedik. Şimdi ilk elden kamerayı görmesin elimizde. Tamam, hemen direkt kamerayla girmeyelim. Bir ay buradayız zaten. Evet, çekeriz bol bol. Hadi görüşürüz. Evet. Görüşmemizi tamamladık. Okuldan ayrılıyoruz. Bazı kitaplar istedim, dedim ki hani ne öğreteceğiz biz bu arkadaşlara, bize dedim örnek bazı şeyler verin. Bunları verdiler. Ben daha önce zaten çocuklarla çalışmıştım. Yani drama eğitimi falan vermişliğim var. Şimdi hiçbir şey hatırlamıyorum ama evde bir hatırlayacağız. Neler oynadık, neler yaptık, nasıl İngilizce öğretebiliriz? Arkadaşlar bence hikayenin en güzel yeri burası. Şimdi biz bu şehri sevdik. Burada kalmaya karar verdik. Elimizde ne var? Drama var. Böyle bir yer mi var? Bak, mükemmel bir yer. Daha detaylı çekeceğiz çünkü buradayız bir ay. Şimdi biz haftaya Medellin'de olacaktık. Evet.
Medellin'e gitmeye çalışıyoruz. Hatta belki buraya gelmeyecektik. Aklımızda bile yoktu burası. Yani niye buraya geldik? Buradan daha dün Medellin'e nasıl gideriz diye konuşuyorduk. Otobüs bileti bakıyoruz. O bu falan dedik. Burada kalabiliriz aslında bir şekilde. Ve kalmaya karar verdik. Yani mükemmel evet, bir kasaba. Çok tatlı. Yani şimdi mesela Medellin iptal oldu. Yani iptal olmadı da ertelendi. Ertelendi. Daha önce diyorduk ki Eylül ortası gibi Arjantin'e döneriz. Hani biraz dinlenip Patagonya yaparız diyorduk. Şimdi zaten buradayız. En az bir ay dedi kadın. Bir ay, iki hafta yani. Eğer biz yapamayız çünkü İngilizcemiz çok iyi değil ama dramayla falan bir şekilde bence hallederiz. Ama zaten çocuklarla çalışacağımız için onlardan %90 İngilizceniz daha iyi olduğuna eminim zaten. Hem öyle. Ya bir şekilde ne diyordun kafamı karıştırdın da? Kız. Kafamı karıştırdın. Yani biz en az bir hafta en fazla ne kadar olduğu belirsiz bir şekilde. Evet baktık seversek ve buradayız. Bu işi yapabiliyorsak niye gidelim ki yani? Yani mesela İngiltere'den gelmiş kadın ve hepsi İngiliz zaten öğretmenlerin. 6 aydır burada ve yakında dönmek zorunda artık. Evet bir tane kız üniversiteye dönmesi gerektiği için gidiyor ve hani bize de öğretmensiniz dedi ama siz giderseniz biz iki öğretmen kalacağız burada da 3. Ha, o da gidiyor. O ve şey kalacak. Anita. Hepsi İngiliz ana dili. Bir tek biz değiliz. Biz de artık oyunlarla goy goyla kıvıracağız bir şekilde. Bilmiyorum yani. Çok... Hayır ama bize zaten basic sınıfı verdi yani. Biz native. Ya, o çok iyi oldu aslında. Evet. Baştan söyledik yani. İngilizcemiz çok iyi değil. Kardeşim hani çocuklarla belki dramayla onunla bununla bir şekilde halledebilir miyiz dedik. O da çağırdı sağ olsun. Böyle gelişti yani. Bir onların süre... da çok ihtiyacı varmış bu arada. Yani yetişemiyorlar. Evet. Ya, mükemmel bir kasaba. Bu arada çalışma saatlerini gösterdi kızım bana. İşte eyvah. Bak mesela dedi yürü yürü. Örnek dedi mesela göstereyim sen dedi onun sınıfına gireceksin dedi. Bir baktı gülmeye başladı. Aa günde 2 saat, günde 2 saat falan. Ha. Sonra ama bir gün 4 saati var falan. Hani öyle 5 saat, 5 saat değil. Bu arada yani ortam harika. Orada otur yani ben işim olmadığında da gelebilirim buraya. Daha zaten sordum. Yani ders olmadığında da gelip burada takılabilir miyiz diye takılırsınız dedi. İşte hani kalacağımız ev çok güzelmiş. İnterneti çok iyi dedi çocuk. Ha, onunla haberleşeceğiz. Bir evi görmeye gideceğiz bu, çünkü bu akşam ya yarın ben seslendirme evi yapıyorum. Evde böyle bir alan oluşturmam gerekiyor kendime. Onlara detaylı açıklamadım ama bir evi görmek istiyoruz dedik yani. Ama yani abi İngiliz'i kalıyor, Amerikalısı kalıyor yani bir biz mi prensesiz? Muhakkak güzeldir, güzel olduğunu tamam, düşünüyorum. Tamam nerelerde kaldık arkadaşlar? Bolivya'da falan kaldığımız yerler yani beterdi. Hatta bu biz görüşme yapan kadın da orada kalmış bir süre falan. Neyse şimdilik böyle. Bugün... Güzel bir gün yani bence güzel. 12 Ağustos Cuma sevgili dostlar. Olmazsa döneriz ekibi Villa de Leyva'da kalmaya... İngilizce öğretmeni olmaya... ...karar verdi. Ya çok saçma ya çok eğleniyorum. Neyse bakalım. Olmazsa dönerizciler İngilizce öğretmen olduk Kolombiya'da. Evet. Ya kardeşim İngilizce öğretmen olduk. 3 kelime İngilizce. O kadar da değil lan İngilizce. Yok yok fena değil. Ben nedense herhalde götüm şey oluyor sıkışınca kadınla bir normal böyle akıcı cümleler kuruyorum falan. Kendime şaşırdım yani. Ya böyle çok böyle komplike cümleler değil şöyle, ama. Ben çok gerildim. Konuşurken çok da şey evet yapamadım. Amerikalı kıza İngilizce biliyor musun diye sordu iki kere. Ya öyle demişim. Do you speak English demişim. Do you speak English dedi. Efendim kız pardon affedersin dedi. Do you speak English dedi Cansu. Yes I'm from United States kız. Üç kere daha önce söylemişti Amerikalıyım diye. Neyse ben araya girdim zekamla. Galiba İspanyolca demeye çalışıyor bu diye. İspanyolca dedi. Ama ben o kadar eminim ki Ali'ye şöyle döndüm. İspanyolca biliyor musun diye soruyorum dedim. Bir de kızıyor bana. Ama gerçekten ben hala orada Spanish dediğimi düşünüyorum. İngiliz demişim yok, kıza. Yok demem İngiliz dedim. Demek ki beynimde öyle bir şey kalmış ya. Ne bileyim saçma sapan. Hadi. Niye sorayım İngilizce konuşan kıza İngilizce biliyor musun diye. Kız da zaten herkes aptal oldu. Ama şöyle. 3 tane kadın var. Bir de İngilizce öğretmeni olarak görüşmeye gidip sen İngilizce biliyor musun İngilizce konuşan birine sorma. Kesin demişler diye ki bu kız mal. Ama gül yüzlü filan bir şekilde halledecek. Biliyorsun değil mi ayrı ayrı yazacak bize dersleri. Herhalde ayrı ayrı yazacak. Sen dedin ya dün hani beraber gideriz diye. Ay şöyle diye. İlk iki derse böyle heyecan yapmamak için birlikte birbirimize yardım etmek için gelelim sonra salalım. Bir görelim abi belki sıkışacağız. Diyor ki kadın zaten hani o şey çok tatlı. Baktınız diyor böyle bir şeyin cevabı yok sizde. Hemen diyor şimdi size bir sorun var deyin. Hemen bir düşünmeye fırsat verin. Kendinize evet, evet. Zaman alın orada ya da tuvalete gidin. Kadın sağ olsun çok aşırı tatlı bir yani. Bir şey yapın falan. Acayip rahatlattı. Hani Cansu'nun da gergin olduğunu anladı bence biraz. Evet. Aşırı rahatlattı. Ev bu arada 1573 yılında yapılmış arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Okul 1573 yılında inşa edilmiş bir bina. Size detaylı gezdireceğiz. Göstereceğim. Ve İspanyollar buraya 1572'de gelmiş. Bu ne demek oluyor? Bu okul
buranın en eski evlerinden biri, ilk yapılarından biri. Böyle kafam kendimi şaşırdım yani. Yemek veriyor musunuz diye sormayalım. Sormayalım. Neyse göreceğiz. Biraz lokallerin kaldığı bir yere geldik. Çok güzel. Keyfimiz yerinde. Orada mutfakları da var. Orada da bir şeyler yiyelim. İşte mikro şey mikrodalga var dedi. Kahve makinesi yok. Öyle sevgili dostlar. Geziniyoruz. Güzel. Olmazsa Döneriz'in 48. bölümü burada son buluyor. Nereden son buluyor? Hayır, son bulsun. Nasıl sonra bulsun? Bağlarız bir şeyler bağlı. Ya. Evet sevgili dostlar. Olmazsa Döneriz'in 48. bölümü Vija Delleyva'dan veda ediyor. A, B, C, D, E, F, G.